Şimdi adres bakıyorum. Buradan yetişmem lazım. Çok az dakikam kaldı. Bir konsolosluğa gidelim. Evet, devam edelim. Şimdi metroya doğru yürüyorum. İlk defa izleyenler için ben Nali 1,5 yıldır Güney Amerika kıtasını gezerken başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Yani Arjantin'e. Ve size Arjantin'le ilgili bilgiler vermek hem de bu güzel şehri size tanıtmak için kolları sığmış durumdayız ve bölümlerimizi çekmeye devam ediyoruz. Biraz karanlık galiba. Şimdi de Florida Caddesi'ne geldim. Bu caddede para değiştirmem gerekiyordu. Çünkü bende peso var. Ve burada da kambiyocular var. Burada gelip paranızı dolara çevirebiliyorsunuz. Ya da dolarınız varsa peso'ya çevirebiliyorsunuz. Yalnız şöyle de bir uyarıda bulunayım. Buraya gelenler ve ilk defa bu işi yapacak olanlar. Burada böyle yolda çevirenler var. Kambiyo kambiyo diye bağırıyorlar. Onlara çok güvenmeyin. Çünkü sahte para verebiliyorlar. Benim sürekli geldiğim bir yer var burada böyle. Dükkan olan ve para sayma makinesi olan yerleri tercih etmeye çalışın. Onlar zaten aynı yerde durdukları için sizi kazıklama gibi bir şans yok. Çünkü gidip hesabını sorabilirsiniz ama yoldan gördüğünüz bir adamın sizi kazıkladığı zaman tekrar bulma şansınız olmayacaktır. Şimdi konsolosluğa gidiyorum. Konsoloslukta bugün vekaletname verme işim var söylediğim gibi. Çünkü burada hattımla ilgili bir problem yaşıyorum. Ona da dikkat edin. Ben Türkiye'de kullandığım Türk Telekom hattımı kaybettim. Ve online bankacılığıma giremediğim için bankacılık app'ini silip tekrar yüklediğim zaman benden şifre istedi. Yani telefonuma bir şifre göndereceklerini söylediler. Fakat hattım olmadığı için yapamadım. Dolayısıyla uzaktan da böyle bir şey halledilmediği için vekaletname göndermek zorundayım. Bunun için de şimdi $15 bir yer bildirimi cezası. $25 da vekaletname için bir para ödeyeceğim. Yani $40. Güle güle sana yolun açık olsun diyeceğim az sonra. Umarım halledebilirim çünkü çok önemli. Yani bankama giriyorum ve çok zor. Çok zor her şey. Ya bugün güzel bir gün olacak. Kıvırcık arkadaşlarıma özendim Sultan ve Deniz'e. İzleyenler bilir Sultan ve Deniz kıvırcık iki tane arkadaşım var benim burada. Ben de bugün saçlarımı böyle yaptım onların yanına yakışayım diye. Oradan sonra onların yanına gideceğim. Çok sürpriz bir yere gideceğiz. Umarım o sürpriz kişiyle de konuşup size tanıştırabiliriz. O zaman sonra görüşürüz. 146 geldi. Dur otobüse bineceğim. Bizim İstanbul kartlar gibi İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Burada da Sube kart var. Sube kartımı evde unutmuşum. Dolayısıyla herkesten rica etmek zorunda kaldım bugün. Burada da yol ücretleri çok yüksek olmadığı için her rica ettiğim kişi benim için bastı. Bugün de şimdi otobüse bindim. Birinden rica ettim. Parayı da çıkardım. Otobüs şoförü şey yaptı çocuğa. Basma basma dedi. Tam sen geç dedi. Hiç para falan vermene gerek yok dedi. Mutluyum. Bunu paylaşayım. Şimdi kızlarla buluşmaya gidiyorum. Deniz ve Sultan'la. Bizi takip edenler Deniz ve Sultan'ı tanırlar. Ama ilk defa izleyenler için yeni bir tanışma olacak sizin için de. Ve sonra Ermeni bir amcanın mekanına gideceğiz. Orada döner yiyeceğiz ve kahve içeceğiz. Şimdi şeyi anlatayım. Konsolosluğa gittim ama işimi halledemedim. Şöyle bir yer bildirimi yapmanız gerekiyor bu arada. Buenos Aires'e girdiğimiz yani ülkeye girdiğinizde 20 gün içinde bir yer bildirimi yapmanız gerekiyor. Turist de olsanız. Bunu biz bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Dolayısıyla bir cezası var bunun. $15 gibi bir cezası. Onu ödedim. Onu ödemeden vekalet gönderemediğimi öğrendim. Vekalet gönderecektim fakat fotoğraf gerekiyormuş. Fotoğrafım yoktu. Ve vekalet göndereceğim puntolar fazla tuttuğu için yanımda getirdiğim para da yetmedi. $40 gibi bir şey götürmüştüm. Ama daha fazla tutacakmış. Dolayısıyla yarın ya da öbürsü gün tekrar gideceğim. Vekaleti vereceğim. Ablama vekaleti göndereceğim ki benim şu bankacılıkla ilgili, online bankacılıkla ilgili şifrem bana gelebilsin ve ben artık bankama girebileyim. Çünkü gerçekten param yok. Parama ulaşamıyorum. Böyle problemler de yaşanabiliyor. O yüzden buraya gelmeden önce uzun zaman geliyorsanız, uzun vadede kalacaksanız mutlaka birilerine vekalet verip öyle gelin derim ben. Herhangi bir şey olmasına karşılık. Neyse, mekana geldim galiba kızların yanına. Çok emin olamamakla birlikte. Yok, burası değil. Bir dönerci arıyoruz şu anda. Arjantin'e geldiğimden beri ilk kez döner yiyeceğim. Son Eminönü gibi bir yerdeyim. Aynı zamanda böyle ucuz kıyafetlerin falan satıldığı bir bölge burası. Neden? Elimle hem telefon hem kamera.
tehlikeli. Bir şey söyleyeceğim. Bu niye yarım porsiyon? Bir porsiyon. Bu bir porsiyon mu? Evet. Senin için sıcak, hadi gel yemeğe. Bir şey söyleyeceğim. Bu dediğin amcanın yeri mi burası? Evet, evet amca işte. Amcanız. Aynen. Amcanız. Evet arkadaşlar, bir döneri. Şöyle döndüreyim dedim. Amca biraz şey gülmediği için ona tutamadım kamerayı. Ay bir dakika. Ay, inanamıyorum. Bayağı tombik ekmekle döner yiyeceğiz. Ben lahmacunu yedim. Ha, güzel miydi? Burada ne çalıyor lan? Ne bu müzik böyle? Tepkiler. Şey, Türkçe biliyorlar. Hepsi biliyor. O yüzden biraz... Gerçekten mi? Yok, ben böyle şey... Türkçe bilmiyorlar rahatlı. Menüyü gösterelim. Menüyü gösterelim. Menüyü şuradan. Yok. Şurada da tatlılar var. Ben mesela bir tane lahmacun yedim. Bir tane normal tabakta lahmacun. 500 peso. 1 dolar. 1 dolar. Aynen. Şey isimleri çok komik. Büyük köpekli lahmacun. Küçük normal. Şu tabağın boyunda. Aynen. Oha bayağı... Ayaka... Neydi bu adamın üstüne? Damardan da öldü ya. Öldü ya. Kral müzik. Kral efendim. Şey çalıyor. İbrahim Erkal. Dur. Sana şey yapayım. Saçlarımı uçurayım da bir havaya. Sizi kıskandım. Ben öyle kıvırcıklandım. Evet. Hep siz kıvırcıklınız. Bizi kıskanmış. Kıvırcık var sanki dışında. Şey, yoğurtlu... Yoğurtlu sos. Şimdi buradan ben gösteriyorum. Burada mezeler var. Mezeleri görüyorsunuz. Burada işte lahmacundur, pilavıdır, su böreğidir, karnıyarığıdır, sarmasıdır, işli köftesidir. Bunlar var. Arkada da şurada dönerler var. Döner kebap, İskender kebap, pilav üstü. Altında... İskender ne kadar? İskender 2300 peso. 5 dolar neredeyse. 4,5 dolar falan. 5 dolar değer. Aynen. İşte pilav üstü var. Altında hurması, kurabiyesi, baklavası falan var. Şurada da içecekler var. Şurada Türk kahvesi. Türk kahvesi de 1 dolar. 200 sent falan. Doğru. Aynen. Ama bir şey soracağım. Döneri çok iyi. Aa, ışık bak buradan güzel geliyor. Döneri özlemişim. Oha kral efendim. Konuşuyor ama hiç gülmüyor. Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Ay kral efendim açık ya. Kral. İlaç gibi radyo. Abi şu an ben Türkiye'deyim. Ama bir şey demiyorum ki. Şey, çok turist canlısı ya. Çok turistin arkadaşım. Ama görün borçlarını ya amca. Torpil yap ya. Ay. İbrahim çok bir ses çalıyor. Zaten yolu kaybettin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir gruba 5 defa, 10 defa konum gönderip hala konum isteyen kim var? Şanslı. Ben. Ama ben başka bir yere kaldım. Sen anlık da böyle bir arkadaşımız. Anlık konuma attım ama grubu 5 defa onlar bir yüzdü. Bir de en sonki konumlarımız biraz yanlıştı. Seni birazcık bu Buenos Aires'te gezdirdik arkadaşım. Evet, biraz hepsi senin iyiliğin için. Hep senin iyiliğin için yani. Onlar senin orijinal konum. İbrahim tatlı ses çalıyor. Bu da ben doymadım. Lahmacun. Olur. Birer tane lahmacun patlıyor. Ben de çünkü doydum ama hani. Çünkü bu porsiyon bana az geldi. Lahmacun var mı? Lahmacun var mı? Tamam. İki tane. İki tane lahmacun. Yemin ederim terli terkadan terif yiyeceğiz ha. Evet şimdi doymadığımız için lahmacun söyledik. Dur Sultan arkadaşımı da çekeyim. Daha çıtır oluyor. Bir de unutuyorum ya, ben Antep Türkçe rahat rahat konuştuğum için arkadaşlarım sürekli beni uyarıyor, gelsin falan diye. Evet.
Çıtır değil. Tırnaklarım çok kötü, bakmıyorum. Böyle yiyeceğim. Tırnaklarımı yaptırmam lazım. Telif yiyeceğim. Türk kahvelerimizi söyledik. 3 tane de baklava. Evet. Teşekkürler. Baklavalar da geldi. Ay, siz mi yapıyorsunuz baklavayı? Hepsini biz yapıyoruz. Sadece bir ekmeğe dışarı daha, öbürü hep burada yapıyoruz. Tamam, teşekkürler. Güzel. Çok güzel görünüyor. Tam ev baklavası. Lahmacun da çok güzeldi. Evet. Döner de çok güzeldi. Hepsi. Dönerimiz falan güzel. Beğendim de. Çok çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. Annen de baklavası. Gerçekten çok güzel. Ben bekleyeceğim. Çok güzel değil mi? Yok. Tam böyle ev bayramı baklavası. Gidersin ya. Bu çok böyle şekerli değil. Değil. Tamam, amcaya bir şeyler sormak istiyorum da acaba konuşur mu konuşmaz mı, onun stresi içerisindeyim. Çünkü merak ediyorum yani. Kemal'i merak ediyorum. Ben merak ediyorum, siz de merak ediyorsunuz. Evet. Kral FM eşliğinde Türk kahvesi. Çok mutluyuz. Teşekkürler. Bayağı şu anda şeydeyiz biz. Anneanneme gelmiş. Anneanneme geldim. Bilmiyordum ki ben. Sen biliyordun. Arkadaşlar benim suçum oldu şimdi. Bayağı da yersin. Güzel olurdu. Baklavayla. Hadi deniyorum. Sabah kahvaltısında baklava, sarma. Tam sakızlı var. Tamam. Şeyli. Evet, onu sardı. Ben 4 gün olmuş gelirdi. Evet, onu sardı. Futbol için geldi. Adını bile söylemedi, evet. Siz tanıyor musunuz? Yok, yeni geldi daha. Türkiye'de evet, dedim, yeni geldi. Yani. Adını burada Ali, adı Ali. Adı Ali. Ali efendi. Şimdi buraya geldik biz. Burada bir tane abi oturuyordu. Neyse düşündü, bir daha gidersiniz. Evet, evet. Nerede gördün? Gelin daha, burada bir taşım burada. Şey, anlatalım ama. Biz böyle yedik içtik. Burada da bir tane abiyle tanıştık. Arka masada oturuyordu. Ben de dedi, Türkiye'den yeni geldim dedi. Neden geldiniz dedi. Maç izlemeye geldim dedi. Teknik direktör. Teknik direktörmüş. Ama ben konuşuyorum ya, üstüne biniyor şu anda. Ondan sonra işte ben dedi maçlar için geldim. Biraz burada kalacağım, sonra San Paolo'ya gideceğim dedi. Sonra ben de hesabınızı ödedim dedi ve gitti. Böyle kaldık biz. Adını bile sormadık. Adını bile sormadık. Sonra abi dedi ki adı Ali'ymiş. Ali Bey, bizi izliyorsanız size çok teşekkür ederiz. Buralardaysanız da bize ulaşın mutlaka. Instagram'ım kesin aşağıda var. Oradan bize yazın. Bu sefer de biz size yemek ısmarlayalım. Çok teşekkür ederiz. Bizi utandırdınız. Yani ki Türkiye'nin işte böyle gözleri doğdu. Yani bizi böyle hani ne denir ona? Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz de vardır ya böyle hani. Hesabımızı öderiz, evet, benden sileriz. Onun hesabını ödememiz lazım. O misal biraz da lokal olayız. Aşırı duygulandım şu anda. Abi de diyor ki bizim geleneklerimizi bildiği için diyor. Benim bu aralar Türkiye'ye aşırı bir özlemim var. Aşırı. Bilet paraları bu kadar çok olmasa Allah kalkıp geleceğiz. Bu abiyle konuşmam lazım.